Doktor McWheely. Sırada bekleyen ne kadar çok araba var. Doktor McWheely hepsini tamir etmesi gerekiyor. Sanırım onun bir yardımcıya ihtiyacı var. Benim bir fikrim var. Bir robot ona yardım edebilir. Doktor McWheely gizli tamirhanesinde bir robot yapabilir. Gizli tamirhane yerin altında. Neyle başlayalım? İlk önce robotun çizimini yapalım. Bu olmadı. Robot hem çok büyük hem de çok ağır. Yeni bir çizim yapalım. Bu robot yeterince sağlam görünmüyor. Kolları çok ince. Güçlü kolları olan bir robota ihtiyacımız var. Çünkü tamirhanede ağır şeyleri kaldırması gerekecek. Evet, işte bu oldu. Şimdi bilgisayarda robotun modelini çıkartacağız. Tamamdır. Bu 3D yazıcıyla robotun parçalarını oluşturacağız. Bu yazıcı, Dr. McWheely'nin bilgisayarda çıkarttığı parçaların aynılarını yapabiliyor. Robotun gövdesi hazır. Sırada diğer parçalar var. Kafası, kolları ve gövdesi. Bütün parçalar yerli yerinde. Onu çalıştırma vakti geldi. Harika! Robotumuz çalışıyor. Acaba arabaları da tamir edebilecek mi? Bakın, ne kadar da güçlü. Aynı zamanda çok da hızlı. Bütün tamirhaneyi derleyip topladı. Mükemmel. Yaptığımız robot çok sevimli ve oyun oynamayı da çok seviyor. Doktor McWheely tamirhanede çok güzel bir vakit geçirecek. Doktor McWheely'nin diğer maceralarını da izlemek ister misin?